Peki ne kadar para kıstığını bildik? Söyleyebileceğim kadarıyla şimdilik neredeyse 500'dü. Ve sonra da eğer sana onlar özel bir indirimli fiyat önerirsen daha da harika olur. Evet, işte senin payın. Keşke ben de seninle gelebilseydim Fatih. Hı hı, evet. Ben de bir gün buradan çekip gideceğim. Buraya gel Barış, seninle konuşmak istiyorum. Böyle giderse adam olmayacaksın. Boş boş gezmekten bıkmadın mı? Hayatını böyle mi sürdüreceksin? Sana yapmanı söylediğim ev işlerini görmezden geliyorsun. Bırak haylazlığı ve artık çalışmaya başla. Ya bak Fatih Bey, bana baba. Bana karşılık verme, ben senin babanım. Senin için neyin iyi olduğunu ben bilirim. Gece geç mi geldin? Katip yazar, reçber bozar. Ne zaman geldin? Hiçbir fikrim yok. Aferin, yine sabah sabah boş durmam mısın? Oo evet, gerçekten çok çalışıyorum. Dün gece sen evden gelen mektubu gördün mü? Aa, evet. Önemli bir şey değil. Alo? Alo, Semra? Kafede misin? Hayır, olmalı mıydım? Biz bugün buluşacak mıydık? Özür dilerim canım, geç kaldım. Şimdi yoldayım, bir dakika içinde oradayım. Ay Barış! Kızma, geç kalan sevgilin şirketi çok büyük bir sorundan kurtardı. O yüzden geç saatlere kadar çalışmak zorundaydım. İşinle olan problemini çözmen iyi olmuş. Çünkü şimdi benimle olan problemini çözmen lazım. Bu benim hatam bile değildi. Üzerime gelme, zaten yeterince problemim var. Ne problemi? Hiç! Sadece ailevi problemler. Terfi ettikten sonra hiç kimse beni artık durduramaz. Barış, terfi mi ettin? Hemen hemen. Erhan Bey yaptığım işi gördükten sonra kesinlikle beni terfi ettirecektir. Ondan sonra görür benim babam. Terfi, prestij, yeni insanlar. Maaşta müthiş bir artış. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Bunun anlamı Semra'nın için yeni deri ayakkabılar demek oluyor. Tüm yaşamım boyunca bütün hayalim, çocukluğumdan beri... Alo? Erhan Bey? Barış, seni bulduğuma sevindim. Dün gece hazırladığın raporlara bakıyorum. Burada mısınız? İş hayatında tatil yoktur Barış. Neyse, hazırladığın raporlar çok iyi. Etkilendim. Murat'ın yaptığı karışıklığı düzeltmişsin. Teşekkürler efendim. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Zaten bu da seni şu anda ihtiyacımız olan kişi yapıyor. Senden bir ricam var. Hazırladığın raporları güncelleştirerek yapacağımız sunuma ekleyebilir misin? Gelecek hafta onları bazı önemli kişilere sunacağım. Bu nedenle önceden üzerinde çalışma yapmam gerekiyor. Pazartesiye kadar onları bana getirebilir misin? Pazartesiye kadar mı? Bu bir geçiş zamanı Barış. Önemli olan böyle zor zamanlarda kendini göstermen. Unutma, aynası iştir kişinin. Bu konuda sana güvenebilir miyim? Evet efendim. Evet, bana güvenebilirsiniz. Evet. Bak, kısa kesmek zorundayız. Ne? Fedakarlık yapmak zorundayız. Bunun karşılığını daha sonra alacağım. Akşama ararım. Yemek yeriz. Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Yardımlar öğrenecektim. Bunun fiyatı 65 milyon lira. Hı hı. Değil mi? Alırsanız yardımcı olabilirim. Ne kadar bir indirim yapabilirim? 5 milyon indirim yapabilirim. Barış. Evet, ben Barış. Siz kimsiniz? Ben Fatih Barış. Fatih? Fatih sen misin?
Evet. Kardeşim nasılsın? İyiyim sen. Sen de uzun zaman oldu göremedim seni Barış. Siz köyden taşındığınızdan bu yana görüşemiyorduk. Niye arıyorsun burada? Ben seni hala Erzurum'da biliyordum. Şehre taşınalı uzun zaman olmadı. Dükkanı nasıl buldunuz? Burası senin mi? Oldukça iyi. Sen ne yapıyorsun? Çalışmalar nasıl gidiyor? Uğraşıyorum. Şu an için kariyerimin en üst noktasındayım. Ben de şurada ileride çalışıyorum. Aa, gerçekten mi? Benimle babam ise caddenin sonunda oturuyoruz. Yani yine sözünü tuttun. Köyden ayrıldın sen. Elbette. Yaşımın geldiğini düşündüm. Hey, acelem var. Bana telefonunu verirsen seni arayacağım. Kesinlikle. Tekrar geldiğinde aradığın ürün üzerine sana indirim yapabilirim. Alo, Semra. Özür dilerim tatlım ya. Düşündüğümden daha uzun sürer. Gerisini eve götürüp yarın tamamlayacağım. Seni daha sonra ararım Semra. Alo, Fatih, Barış ben. Lütfen, yardıma ihtiyacım var. Ah, büromun önündeyim. Oh, oh. Hey Barış, ne oldu sana? İyi misin? Hayır. Az önce soyuldum. Hırsız bütün evraklarımı aldı götürdü. Nerede söylüyordum? Hadi kalk, yaralanmışsın sen. Hayır, çok kötü değil. Seni evime götürürüm, oradan polisi ararız. Evet, tamam. Fatih, kim o? Baba, eski bir arkadaşım. Ben durumu hallettim, sen yat. Arkadaşım için dua ederse iyi olacak. Çünkü bu gece çok kötü bir gece geçirdim. Evet, ben evde kalsam iyi olur. Barış benimle gelmek istemez. Ve ben de onu yalnız bırakmam. Tamam, haftaya toplantıda görüşürüz. Günaydın. Kendi bugün nasıl hissediyorsun? Bütün olanlardan sonra. Berbat durumdayım. Hadi gel Barış, kahvaltı hazır. Güzel bir kahvaltıyla güne iyi başlayacağından eminim.
Ailenle de sık görüşüyor musun Barış? Bazen. İşim beni çok görür. En azından dün geceye kadar öyleydi. Hadi Barış, bu ne kadar kötü olabilir ki? Oldukça kötü. Bütün geleceğim o çantadaydı. Oo, bu çok kötü. Ne oldu? Polis yardım edemez mi? Biliyorsun baba, ellerinden geleni yapacaklar. Ama hırsızı bulmak konusunda pek de umutlu değiller. Ve hatta hırsızı bulsalar bile eşyalarımı bulma şansları nedir ki? Bütün o yaptığım çalışmaları tekrar yapamayacağım. Zamanın dolmayacak. Bütün istediğim her şeyin en üst noktası. Neyin en üst noktası? Hiçbir şeyin. Her şeyin en iyisini yapıyormuş gibi görünüyorsun. Şu an için kendi dükkanını işletmek ha. Nasıl, iyi mi? Şehirde en iyi aydınlatma mağazası. Çok güzel de işletiyor. Peki annen nasıl? Baba iyi misin? Gel otur biraz. İyi misin? Gerçekten çok üzgünüm. Önemli değil, bilmiyordum. Babam annemi kaybettiğimizden beri pek de iyi değil. Buraya taşınmanın bir tek nedeni de bu. Ben de merak ediyorum. Sen ailene daha önce hiç yakın değildin. Evet, kolay olmadı. Annemin ölümünden sonra hayatıma değişik açılardan bakmamı sağladı. Önceden ailemi pek umursamazdım. Sadece ben ve benim isteklerim önemliydi. Hayatında doğru hedefler seçmelisin. Fakat bazen kişisel hedefleriniz düşündüğünüz kadar önemli değildir. Fatih, polis telefonda. Barış'ı arıyorlar. Alo Barış. Ne haber? Nerelerdeydin? Durum biraz karışık. Dün gece soyuldum. Ne? Ne oldu? Uzun hikaye. İş çantam çalındı. Polis hırsızı buldu ama eşyalarım yok. Ben ve arkadaşım şimdi eşyalarımı arıyoruz. Seni sonra ararım. Hırsızın istediği yer neresiydi? Böyle bir yer miydi? Çok saçma ya. Asla bulamayacağız. Patronum buna hiçbir zaman inanmaz. Hele eski köpeğin bilgisayarımı yediğini söyleyeyim. Devam et bakmaya. Bir kısmını bulsak hiçbir şey bulamamaktan daha iyidir. Üstüne üstlük yeğenimin sünnet düğünü de var. Zaman bulup buraya da yetişmem gerekiyor. Zaten ailem çoktan beri onları ziyaret etmediğim için yakınıp duruyor. Ne zaman gördün? Bayağı bir süre oldu. Fakat hiç zamanım yoktu. Ama ailem bunu kabul etmiyor. Babam hayatta zaten hiçbir kararı desteklemedi. Hey, bunlar nedir? İşte bu kadar. Bunlar benim notlarım. Nasıl görünüyorlar? Berbat. Fakat bu kadar da yeterli. Gerisini de yeniden yapabilirim. Çok iyi. Bak, bu hafta köye gittiğimde seninle gelmemi ister misin? Neden bunu yapmak istiyorsun? Eski yaşadığın yerleri görmek istiyorum. Ayrıca şunu diyebilirim ki, ailenle geçireceğin zamanın senin için zor olacağını biliyorum. Bir başkasının senin yanında olması, sana farklı bakış açısı yaratır. Teşekkürler. Fakat ailemle olan problemlerin kısa süre içerisinde çözülebileceğine inanmıyorum. Babam beni hiçbir zaman anlamadı. Ve hiçbir zaman da anlamayacak. Bunu hiç bilemezsin. Ben de öyle düşünüyordum. Fakat annem öldükten sonra birkaç yeni arkadaşla tanıştım. Onlar bazı farklı olayları görmeme yardım ettiler. Onlar İsa Mesih inanlıları. Onu sadece bir peygamber olarak değil, kurtarıcıları olarak izliyorlar. Kurtarıcıları olarak mı?
Evet, onlar İsa'nın sayesinde günahlarından bağışlandıklarına inanıyorlar. Hepsi hayat dolu insanlardı. Daha önce böyle insanlarla hiç karşılaşmamıştım. Bir süre sonra İncil çalışmaya, toplanmaya başladık. Sonra ben de değiştim. Ben böyle bir şey yapmış olsam babam çıldırırdı. Başlangıçta benim babam bu durumdan pek hoşnut değildi. Bu bir yalan, İsa ölmedi dedi. Ona Kur'an'da İsa'nın ölüp dirileceğini yazdığını söyledim. Üç değil, bir tek Tanrı'ya inandığımızı anlaması epey uzun sürdü. Fakat sonunda bendeki değişiklikleri görmeye başlayınca tartışmayı bıraktı. Babamı gerçekten sevmeyi öğrendim. Ve gayet şu anda iyi anlaşıyoruz. Tekrar seni görmek çok güzel Fatih. Olması gerektiği gibi seninle bağlantı kuramadığımız için çok üzgünüm. Köye giderken konuşuruz. Çok zamanımız olacak. İsa Mesih'in yaşam hikayesine hoş geldiniz. Bu gerçek hikaye hemen hemen 2000 yıl öncesinde yaşanmıştır. Hayatı ve öğretileriyle tarih boyunca insanlar üzerinde önemli etkileri olan bir insanı anlatır. Onun hikayesi İncil olarak bilinen 4 kitapta toplanmıştır. Bu kitaplardan birini İsa Mesih'in devrinde yaşamış olan Luka adında bir tıp doktoru yazmıştır. Burada Luka'nın açıklamaları yer almaktadır. Böylece İsa Mesih'i duymak ve yaptıklarını hissetmek nasıl bir şey olurdu anlayabilirsiniz. Böyle çalışırsan hasta olursun. Geri dönmeden önce bunları tamamlayamazsam asıl o zaman hasta olacağım. Baban nasıl? Sen yokken kendini idare edebilecek mi? Babamı emin ellere bıraktım. Ben yokken imanlı arkadaşlarım ona bakacak. Hamdolsun. Bizimkilere imanlı olduğundan bahsetme. Seni anlayabileceklerini hiç sanmıyorum. Tabii ki. İşte buradayım. Bu da arkadaşım Fatih. Hadi içeri gir. Eline sağlık teyzeciğim. Yemek gerçekten çok güzel olmuştu. Şimdi müsaade ederseniz biraz dışarı çıkıp gezmek istiyorum. Bakalım tanıdık birilerine rastlayacak mıyım? Tamam evladım. Oldu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba baba. Sonunda geldin Barış ha? Bu kim? Merhaba efendim, ben Fatih. Ben de bu köyde büyüdüm. Barış ve ben arkadaştık o zamanlar. Seni hatırlıyorum, Abdullah'ın oğlusun. Biraz yaramazdın sen. Evet, biraz öyleydim. Fatih birkaç gün bizde kalacak. Yemek hazır olunca bana haber verin. Babamı hiç bu kadar memnun görmemiştim. Selam, işine bir dakika ara mı verdin? Yalnızca bir dakika, ne yapıyorsun burada? Gelmişken ailenin elektrikle ilgili arızalarını halledeyim dedim. Bazı kablolar eski ve arızalı. Tıpkı senin yeni inancın gibi. Benim ne? Senin yeni dinin, değiştirilmiş İncil'e inanıyorsunuz. Bu bilgiyi nereden aldığını bilmiyorum ama İncil değişmemiştir. Tabii, tabii. Herkes onun değiştirildiğini biliyor zaten. Bak, eğer değiştirildiyse bu ne zaman oldu? Anlamadım. İlk yazıldığı haliyle hiç bozulmamıştır. Ne zaman bozuldu? Hazreti Muhammed'in önce mi, sonra mı bozuldu? Ne fark eder ki? Anlamıyorum. Bu Hazreti Muhammed'in önce olamaz. Çünkü İncil'i okumayı o emretti. Ne? Bilmiyor muydun? 10. sürede herkes İncil'i okumalı diye emretmiştir. Bu Müslüman olmanın bir sorumluluğu. Hazreti Muhammed değiştirilmiş bir İncil'i neden okunmasını emretsin ki? O zaman sonradan değiştirilmiştir. Öyle söyleyebilirsin.
Ancak Hazreti Muhammed'den önceki İncil ile bu zamandaki İncil aynı. Tahmin ediyorum. Sen bu konuşmayı bana daha önceden de yapmıştın. Sana söyledim. Babam bana karşı her düşünceyi getirdi. Ben de iman etmeden önce senin gibi düşünüyordum. Baban için ne hoş Fatih. Çünkü sen onunla yaşıyorsun. Bizim Barış'la bir gün geçirmemiz bile lüks oldu. Anne. Babamla kalmaktan ikimiz de memnunuz teyzeciğim. Fatih, senin baban çok iyi bir adam. Onu iyi hatırlıyorum. Teşekkür ederim efendim. Bunu duyduğunda kesinlikle memnun kalacaktır. Anneni kaybetmen senin için zor olmalı. Fakat buna rağmen sen başarılı oldun. Ve kendine bir iş kurdun. Bu takdir edilecek bir şey. Wow, çok param var mı? Bunu söyleyemem. Zaten para her şey değildi. Biliyorsunuz. Ben çalışmaya odama gidiyorum. Burada konsantre olamıyorum. Barış, kısa bir süre için buradasın. Neden işini bir kenara koyup da bizimle konuşmuyorsun? Boş ver, bırak. Eğer zamanını boşa harcamak istiyorsa harcasın. Biz onu zorla durduramayız. Baba, zamanımı boşa harcamıyorum. Bu benim işim. Ve benim için çok önemli. Çünkü terfi olmayı bekliyorum. Terfi mi? Yani daha mı yoğun olacaksın? Bu benim oğlum başkasının parasına göz kulak olmanın önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim geleceğim ve de çok zor bir iş. Bu işi yaparken seni görmek isterdim. Aptal değilsiymişim gibi benimle konuşma oğul. Senin işin ailenden uzak durmak için bir bahane. Senin arkadaşın da çalışıyor ama ailesine zaman ayırabiliyor. Fatih kendi dükkanını işletiyor. Ailesi de köyün ortasında oturmuyor. Fatih nereden geldiğini ve babasına nasıl saygı göstereceğini unutmamış. Peki Fatih öğretsen ne olur? Benim de olmamı istiyor musun? Ne? Ne diyorsun? Bu doğru mu? Biliyorsun, benimle gelmek zorunda değildin. Daha fazla kalabilirdi. Babam böyle aksiyken daha fazla kalmamız anlamsızdı. Ondaki sorunun ne olduğunu anlamıyorum. Ne yaparsam yapayım kendimi beğendiremiyorum. İnançlarınız farklı olmasına rağmen sen ve baban arasındaki ilişki gayet iyi. Bu kolay olmadı. Ona sırtımı dönmediğimi görmesi uzun bir zaman aldı. Neyse, özür dilerim. Niçin öyle söylediğimi bilmiyorum. Problem değil. Sen Mesih imanlısı olduğun bir sır değil. Fakat senin için sessiz kaldım. En azından ziyaretimiz boşa gitmedi. İşlerimi tamamlayabildim. Barış, toplantı odasına gelebilir misin? Seninle biraz konuşacaklarım var. Raporlara bakma fırsatınız oldu mu Erhan Bey? İnceledim Barış. Gerçekten çok iyi iş çıkartmışsın. Seni takdir ettim. Bunu söylemek benim için çok zor. Efendim? Dedikoduları duydum. Uzun zamanda bir değişiklik söz konusu. Biliyorsun şirketimiz satıldı ve bu yüzden pek çok değişiklik olacak. Evet. Bizim bölümü tamamıyla değiştirdiler ve beni de satış departmanına gönderdiler. Tabii ki bu olanlardan dolayı mutlu değilim. Ve korkarım ki seni de yanıma almayacaklar. Aslında Barış demek istediğim, sen ve diğer birçok kişi işten çıkarıldı. Bu adil değil. Bu adil değil. Düşündüğümde Erhan beni kullandı ya. Başka biriyle konuşabilir misin? Kimle konuşacağım? Ne hakkında konuşacağım? Bir iş bulacağım.
Herhangi bir sonuç var mı? Hayır. Tekrar başlamaktan başka bir çarem yok. Alo. Alo. Barış. Sana uzun zamandır ulaşmaya çalışıyorum. Geçen gün iş yerini aradım, ayrıldığını söylediler. Evet. Bizim şirketin tekrar düzenlenmesinin kurbanıyım. O kadar çalışmanın sonucunda gerçekten çok üzgünüm. Yardım edebileceğin başka bir şey var mı? Hayır. Muhasebeci arayan bir yer bulman dışında... Hayır. Hayır Barış yok. Zannetmiyorum. Ama dur bir saniye. Birisini biliyorum. Tanıştırmamı ister misin? Of. Bilmiyorum. Hadi iyi bir arkadaş. Bu akşam geliyor. İstersen görüştürebilirim seni. Konuşun. Oo Barış hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İşte. Ne oluyor burada? Parti mi yapıyorsunuz? Bu benim sana bahsettiğim benim toplantım. Biz her hafta burada arkadaşlarla toplanırız. Ama istemezsen kalmak zorunda değilsin. Özellikle seni bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Merhaba Fatih. Seni gördüğüme sevindim. Merhaba Kadir abi. Geçen hafta babama baktığınız için teşekkür ederim. Sizi Barış'la tanıştırmak istiyorum. Kadir abi. Merhaba Barış. Tanıştığımıza memnun oldum. Kadir abi, Barış bir muhasebeci. Aynı zamanda benim iyi bir arkadaşım. O gerçekten mi? Benim de gerçekten iyi bir muhasebeciye ihtiyacım var. Kiminle çalışıyorsunuz Barış? Doğrusu şu an için bir yerde çalışmıyorum. İşinde çok başarılı. İyi bir arkadaşım. Peki, toplantıdan sonra daha fazla konuşuruz. Sen kalıyorsun değil mi? Evet, tabii tabii. Sana seçtim beni kurtuldum. O eski bedenim öldü. Yeni bir insan oldum. Haleluya. Bütün diller söylüyor. O bize kurtuluşu. Şimdi küçük bir kuzuyum, Mesih'in kucağında. Güvenli bir yerdeyim, yem olan kuşağında. Haleluya, güvenli bir yerdeyim, yem olan kuşağında. Böylece Mesih'ten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve ruhla bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevincelik varsa, aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünün kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararına değil, başkalarının yararına da gözetsin. Aileme gururum ve kötü davranışlarımdan dolayı kendimi affetmelerini istedim. Bu çok zor oldu ama bu konuya ailemin kibarca davranması beni gerçekten çok etkiledi. İsa Mesih'i anneme rüyasında görünmüş. Yol, yaşam, ışık olduğunu söylemiş. Onu izlememiz gerektiğini belirtmiş ve şimdi İncil okuyoruz. Kız kardeşim geçenlerde çok hastaydı. İsa'nın onu iyileştirmesi için dua ettim. Ve iyileşti. Hamdolsun. İsa Mesih inanlısı olmadan önce tek bir düşüncem vardı. İşimde başarılı olmak, çok para kazanmak. Kazandım. İşimde başarılı da oldum. Ama bunları yaparken birçok arkadaşımın kalbini kırdım. Birçoklarını kandırdım. Birçoklarını dolandırdım. Geçenlerde yanımda çalışanlardan biri şahsi problemleri yüzünden iş saatinde yanıma geldi. Ve benimle konuşmak istedi. Oturup onunla bir saate yakın bir konuşma yaptık. Kalbinden geçenleri olduğu gibi bana anlattı.
İsa Mesih'e gelmeden önce ben kesinlikle bir çalışanımla karşılıklı bir saat konuşup onun derdini dinlemezdim. Ama Mesih İsa'ya geldikten sonra kalbim gerçekten çok değişti. Artık onları dinliyorum, onların sorunlarıyla uğraşıyorum. Çünkü İsa Mesih beni o kadar çok sevdi ki ben de diğer insanları sevmeye başladım. Onun sevgisi sayesinde. Ve onlarla bir ilişkiye girdim. Artık onların sorunlarını dinliyor, onların dertlerini dinleyebiliyordum. Bu her şeyden daha üstün. Daha önceden sevdiğim para tutkusundan, iş tutkusundan daha değerli bir şey. Bunu İsa Mesih sayesinde anladım. Rab İsa, gruptaki her bir kişiyi bereketlemen ve koruman için dua ediyoruz. Senin bize gösterdiğin gibi bizim de sevgini çevremizdeki insanlara göstermeyi öğret. Fatih'i ve evini bize açan babasını bereketle ve Fatih'in babasına şifa ver. Onu hastalığından kurtar diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin. 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 Barış nasıl gidiyor? Pek bilmiyorum. Mesele nedir? O kadar çok etkileyici konulardan konuştunuz ki bana biraz ağır geldi. Evet, aynısını ben de yaşamıştım. Daha iyi anlayabilmen için bence İncil alıp okumalısın. Yalnız ben dini konular hakkında fazla bilgili değilim. Ben de. Fakat ben İncil'i Türkçe bulup okumaya başlayınca Tanrı birçok şeyi anlamama yardım etti. İsa'nın yaşamını bizim için kurban oluşunu ve ölümden dirilişini gördüm. Barış, bir dakika konuşabilir miyiz? Tabii. Yarın bir ara ofisime uğrayabilir misin? Yarın mı? Sanırım evet. Fatih bana senin çok çalışkan biri olduğunu söyledi. Benim de böyle bir elemana ihtiyacım var. Barış, bu defterlerde son 6 ayın kayıtları var. Bir bakar mısın? Kadir Bey, şunu belirtmek isterim ki ben Hristiyan değilim. Lütfen otur Barış. Seni Hristiyan olduğun için değil, iyi bir eleman olduğun için işe alıyorum. Ayrıca benim Hristiyan olmam senin için bir problem mi? Hayır, tabii ki değil. Yalnız bir şey sorabilir miyim? Şu toplantıda anlatmış olduğunuz şeyler hakkında ciddi miydiniz? Hangi şeyler hakkında? Sizin kendi hakkınızda anlatmış olduğunuz hikayede istediğiniz tüm başarıya sahip olmanıza rağmen yine de mutlu olamadınız. Doğru mu? Açıkçası doğru. İşlerim iyi gidiyordu. Fakat bu o kadar önemli değil. Gerçekten şu söz boşuna söylememiş. Para insanı mutlu etmez. Ayrıca para insanı iyi bir insan da yapamaz. İyi bir yerlere gelebilmek için önceden gerçekten çok kötü şeyler de yap. Ya şimdi? Şimdi gerçekten olmam gereken yoldayım. Tanrı ile bir ilişkim var. Yargı gününde iyi işlerimin yaptığım kötülüklerden fazla gelip gelmeyeceğini merak etmiyorum. Çünkü Tanrı ile barıştım. Biliyor musun Barış? Aslında bu dünyada en önemli hazine sonsuz yaşama sahip olduğunu bilebilmektir. Hiç İsa Mesih'in anısı tanıyor musun Nihat? Hayır, tanıdığımı sanmıyorum.
Ama duyduğuma göre insanlara dinlerini değiştirmeleri için iyi para veriyorlarmış. Hey, bu para kazanmak için iyi bir yol olabilir. Kendini Hristiyanlığa vermeye ne dersin? Yok, bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu işi daha ne kadar sürdüreceksin? Ne zaman gerçek bir iş bulacaksın? Ne demek istiyorsun? Bu gerçek bir iş. Biliyorum. Ama ben sadece kariyerinde daha yükseklere çıkabileceğin bir işten bahsetmiştim. Bilmiyorum. Benim şu an işim bu. Yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. Ha, evet. Ama bu sadece kariyerin ilk basamağı değil mi? Yani bütün hayatın boyunca bir Hristiyan kitabevinde oturup kalmayacaksın herhalde. Bilmiyorum. İyi bir iş. Böyle bir işe sahip olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Bak, işten ayrılman kariyerine son vermen anlamına gelmez. Hala evlenmek istiyor musun? Elbette, elbette istiyorum. Ben küçük bir apartman dairesinde yaşam mücadeleleri vermek için evlenemem. Biz böyle konuşmamıştık. Evet, böyle planlamamıştık ama... Böyle oldu. Bazen planlar değişebilir. Ben sadece seni düşünüyorum Barış. Bugüne kadar kazandıklarından çok daha fazlasını hak ediyorsun. Yeni bir yolda olduğunu gördüm Fatih. Ne gördün? Elimde olanla uzaklaşmak arzusu. Yolumda duran herkesin ruhsal bir acı içinde kıvrandığını gördüm. Açgözlülük. Bugün çok para çalabilirdim biliyor musun? Defterlerde olan hiç kimsenin göremeyecek olduğu bir hata vardı. Ama Tanrı beni nasıl affeder? İsa bunu yapmak için geldi zaten. İsa Mesih günahsızdı. Ama ölümüyle kurban kuzumuz oldu. İsa Mesih Tanrı'nın gücüyle ölümden dirilerek senin hayatındaki günahın gücünü kırdı. Barış, sen Tanrı sevgisini kendine deneyim eden birisin. Bunu ben toplantıda da gördüm. Ama sen gerçeği kendi yaşamında gördün. Bu yüzden Kadir'in parasını çalamadı. Tanrı hayatı boyunca seni bekliyordu. Daha onu ne kadar bekleteceksin? Eğer bunu yaparsam çok şeyden vazgeçmiş olacağım. Hayallerimden, düşüncelerimden. Haklısın, tüm yaşamını Tanrı'ya vermen gerekiyor. İsa Mesih'i izlemek sadece ismen değil... Ama bize gerçekten Tanrı'ya bağlı olmayı öğretir. Peki ya ben bunu yaparsam ne elde etmiş olacağım? Yaşam, umut, yaratılış amacını elde edersin. Tanrı'yı sevmek, ona hizmet etmek, onun arkadaşı olmak ve sonsuzluk boyunca Tanrı'yla cennetinde birlikte olmaktır.
Bir süredir sizlerle birlikte toplanıyorum. Ve bu süre boyunca Tanrı İsa Mesih'in lütfu hakkında sizlerden pek çok şey işittim. Sizlerin sevgisini, ilgisini gördüm. Tanrı'nın bana bir güç verdiğini görüyorum. Tanrı yüreğimi sevgi ve merhametle doldurdu. Artık bunları görmezlikten gelemem. Bana gösterdiğiniz gibi İsa Mesih'in yolunu izlemek istiyorum. Romalılar 10. bölüm 9. ayette şöyle buyurulmuştu. İsa Mesih'in Rab olduğunu ağzınla açıkça söylersen, Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Neden bizimle duaya katılmıyorsun? Yüreğinden geldiği gibi dua edebilirsin. Rab İsa Mesih, senin sevgin için teşekkür ediyorum. Ve yapmış olduğum tüm kötülüklerden dolayı sana sığınıyorum. Senden af ve merhamet diliyorum. İsa Mesih adı. Amin. Evden bir mektup aldım. Kardeşim İsa hakkında bir rüya görmüş. Kafası çok karışık. İsa sık sık rüyalar aracılığıyla kendisini bize gösterir. Bu mesaj yalnızca bizim için değil, değil mi? İsa gerçekten bunu herkesin bilmesini istiyor. Evet, haklısın. Arkadaşlarımızın ve ailelerimizin ve de tüm dünyanın bunu bilmeye ihtiyacı var. Ailem mi? Ailemin değişebileceğini asla hayal etmedim. Sen değiştin. İsa bunu yaparsa. O bunu herkes için yapabilir. Tanrı'nın sevgisini sen ve grubun aracılığıyla gerçekten öğrendim. Kadir Bey'le de konuştum. Ailemi ziyaret edebilmem için birkaç gün izin alabileceğimi söyledi. Biliyorum bu ziyaret senin için kolay olmayacak. Hepimiz senin için dua edeceğiz. Öyle ki bu zaman boyunca İsa seni yönlendirsin. Teşekkürler. Gerçekten benim için kaygılanan ve yaşadıklarımı anlayan bir dostumun olması iyi. Sadece burada değil Barış. Tüm dünyada kardeşlerim var. Sen bu evrensel ailenin bir parçasısın.